Fatih Mekke 8. sefir 49. kısım toparlayıcı fasıllar. Bölümün sonunu da içeren namazla ilgili toparlayıcı fasıl. Asıl namazı kılmak. Namazın kılınması yani ikame edilmesi varlığının en yetkin bir şekilde ortaya çıkartılması demektir. Onun yaratılışı ise ait öznesinin farklılığıyla değişir. Söz gelişi Allah ile ilişkilendirilen namazın melek, insan ve diğer yaratılmışlar gibi Allah'tan başka biriyle ilişkilendirilen namazdan farklı bir yapısı var. Allah onu tam olarak meydana getirir ve rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Yani kuşatmasının tam. Çünkü o size salat eder ifade. Allah'a nispet edilen salat kullarına merhamet etmesidir. Bu mesele daha sonra ele alınacaktır. Namazın, salatın öznesinin melek olması da böyledir. Melek onu tam bir yaratılışla ortaya çıkarır ve yapar. Meleğin ortaya çıkardığı her namaz tam olarak ortaya çıkar. Dolayısıyla meleğin yaratılış ve durum bakımından tamdır. Donuk, bitki, cin ve insanların dışında canlılara ait olan her namazda meleğin namazı gibidir. İnsan ve cinlerin namazı ise allaka yani tam gerçekleşmiş ya da eksik yapılmış olabilir. Öncelikle Hakk'ın namazından söz edip şöyle deriz. Asıl Allah şöyle buyurur. Allah ve melekleri size salat eder. Merhamet ve bağışlanma dilerim. Bu genel bir ifadedir. Başka bir ayette ise Allah ve melekleri peygambere salat ederdi. Burada ise özel bir salat türü kastedilmiştir. Bu salat ederler. İçindeki çoğul zamir Hakk'ı ve melekleri gösterir. Meleklerin Allah'ın kuluna yaptığı salata katılmaları mümkün değildir. Çünkü onlar kendi mertebelerine aşamaz. Hak bu salatta kendilerini birleştirmek ve meleklerin salatına inmiş demek. Böylece Allah'ın peygambere salat getirdiği, meleklerin salat getirdiği gerçekleşir. O size salat getirendir ayetinde bu farklıdır. Burada Allah'ın salatı ile melek salatını size ifade ile ayırdık. Sonra zikredildi. Sonra sizi çıkarmak için deyip çıkarmak kelimesini tekil olarak zikredildi. Allah ve melekleri müminlere salat getirmek birleştiren çoğul zamiri zikretmedi. Halbuki peygambere salat ederler ifadesinde böyle yapmıştı. Böylece peygamber kendisinden başka hiç kimseye verilmemiş, daha doğrusu bize bildirildiği kadarıyla kimseye verilmemiş bir mertebeyle diğer insanlardan üstün olmuştu. Allah hepimizi ki peygamber de bizden biridir, o size salat eder ifadesinde bildirilmiş ve kendisini meleklerden ayırmıştır. Sonra melekleri de demiştir. Burada ise bekleri işlerinde peygamberin de bulunduğu kullara salat etmek özelliğini niteledi. O halde Allah'ın ve meleklerin salatı bütün yaratılmış. Allah ise peygamberin bize bildirdiğine göre peygamberine sayıcı salatı tam. Bu salatta Allah ve melekleri ortaktır. Böyle demiştir. Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Toplu halde cemaatle yapılan salatın yalnız yapılan daha üstün olduğunu malumdur. Çünkü iki hal birbirinden ayrıdır. Öylece Hazreti Allahu Aleyhi ve Sellem toplayıcı salat var oldu. Allah toplayıcı salatın peygambere sallallahu aleyhi ve sellem salat getirir. Bir hadiste geçtiği gibi Allah bizim dilimiz olduğu bir ancak böyle bir durum salat gerçekleşir. Meleklerin bu makamdaki salatları da peygambere salat getirir. Melekler ile Allah'a bir araya getirir. Salat getirir. Allah Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem mertebede insan türüne sabit olmuş. Çünkü bu ilahi bildirim kesin. Bizim bilmediğimiz hangi biri ona denk olsaydı onun üstünlüğü mümkün bir üstünlük. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem üstünlüğü belirtilmiş olmakla gerçekte Allah kendisi böyle salat edip bunu bize bildirmemiş farz etsek bile üstünlüğü belirlenmemiş olur. Böyle bir yoktur. Ortaya çıkmıştır. Öyleyse her durumda peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem. Allah ey iman edenler dedikten sonra size salat eder demiştir. Ey iman edenler derken ise neye inanılacağını söylememiştir. Varlığa mı birliğe mi? İnanmanın konusunun daha genel olan varlığa yorumlanması daha yerindedir.
Çünkü varlık rahmet itibariyle daha genel. Böylece kendilerine Allah'ı çokça zikredin demiş. Yani her durumda zikredin. Onu tesbih edin. Yani onun için namaz kılın. İbn Ömer şöyle der. Tesbih eden olsaydım tamamlardım. Burada kısaltmak tam olarak namaz kılmayı kastetmektedir. Bu nedenle Allah sabah akşam demiştir. Yani sabah akşam namazı. Aynı şekilde akşamladığında ve sabah Allah'a tesbih edin der. Ayette. Tevhid namazı bir araya getirmek. Allah ona ait. Yani ona ait. Ve yerde. İfadenin değerlendirilmesine gelirsek Allah bunu söyleyip namaz emrettiğini şöyle demiştir. O bize salat eden. Böylece bize salat ettiğini. Buradan iki durum anlaşılıyor. Birincisi Allah'ın bize salat etmiş. Buna karşılık bizim de onu övgü anlam ederek zikretmemiz ve sabah ve akşam onun için namaz. Çünkü akıl ve ruhun gıdası olduğu gibi gıdası da bu vakit. Nitekim Allah sabah akşam onda rızık vardır. Her yaratılır. Kendi hakikatinin isteğine bağlıdır. Onların gıdası tesbih. Bu nedenle insanlara onu tesbih ettiğini, yani bu vakitlerde Allah için namaz kıl ve her durumda. Böylece bir herhangi bir vakitte sınırlanmamışken bir sınır. Burada zihin bu vakitlerle irtibatlı özel bir zikir oldu. Diğer durum şudur. Biz Allah için namaz kılarken, onu zikrederken hiç kuşkusuz Allah da size salat eder. Öyleyse Allah için namaz onu zikretmemiz iki namaz arasında bulunur. Bunların hepsi Allah. Allah bize salat eder ve biz de onun için namaz kılarız. Sonra Allah bize yine salat eder. Allah'ın bize birinci salatı nedeniyle onun için namaz kılarız. İkinci salatından ise onun için namaz kılmamız, zikretmemizin meyvesini devşirerek bizim hakkımızda mutluluk. Sonra şöyle der. Melekleri de salat eder. Yani melekleri de kendilerine emredildiği şekilde size başlamak. Durum şu ayette geçer. Rabbimiz her şeyi rahmetin ve bilgin ile kuşat. Tövbe edenlere ve senin yoluna uyanlara mağfiret et. Onları cehennem azabından koru. Rabbimiz onları adın cennet. Babalarından, eşlerinden ve zürriyetlerinden salih olanlara vaat etti. Sen aziz kimsin? Onları günahlardan. O gün günahlardan korunan kimse de rahmet etmiş. Büyük bir kazanç. Derken kıyamet günü günahlardan korunanlar üzerinden günahın çıkmasından sakınmış kimse. Tüm bunlar meleklerin ifadeleri. Salat etmesi bunu anlayan kişiye göre cenazeye namaz kılmasına benzer. Sonra şöyle der. Sizi çıkarmak için burada salatın sebebi bildirilir. Karanlıktan nura. Bu çıkarma Allah'ın ihsanı ve iyiliği ve meleklerin duasıyla yetmiş olur. Bu nedenle Allah melekleri de demiş. Meleklerin duası onların günahlardan korunur. Adilidir. Çünkü günahlar karanlıklardır. Sayede Allah kullarından bir kısmı bir karanlığın bir kısmını hakkın emrine muhalefet etmek, emre uymak, bir kısmını sapkınlık karanlığına, hak koşu karanlıklarından tevhid nuruna, perde karanlıklarından tecelli nuruna, bedbahtlık karanlıklarından mutluluk ve rahat nuruna. Sonra şöyle buyurur. Allah müminlere karşı merhamet. Müminler edenlerdir. Birliği yani etmekten daha genel olan varlığını tasdik etmeleri karşılığında varlığını duyduğu ilahi inandıktan sonra anın gerektiği her şey farklı tabakalarıyla bu iman. Allah şöyle buyurur. Bununla karşılaştıklarında yani kul ile Allah arasında karşılaşma gerçekleştiğinde kul karşılaştıktan sonra bir daha asla bedbaht olmayacağı esenlikle müjde. Allah'ın öyle kulları vardır ki
Dünya hayatında ile karşılaşır ve selamla müjdelenir. Öyle kulları vardır ki üzerinde Allah ile karşılaşır. Bazı kulları ise diriliş vakti, bazı kulları çok sayıda kıyamet duraklarının birinde Allah ile karşılaşır. Bazı kullar ise cehenneme girdikten ya da cehennemde azap gördükten sonra kavuşma gerçekleştiğinde Allah kulunu selam diyerek selam. Dolayısıyla insan bu kavuşmanın ardından bir daha bedbaht olmuş. Bunun üzerine selam kavuşmaya bağlanmış. Kavuşmadaki derecelerin veya yerlerin farklılığı nedeniyle özel bir vakit yer belirlenmemiştir. Allah'a kavuşacak son kişi özel olarak Allah'ın varlığına inanan kişidir. Allah ayette günlere demiş sınırlamamıştır. O sınırlamadığına göre bizi sınırlayamayız. Onlar için cömert bir ödül hazırlanmıştır. Her ödül insanın sahip olduğu inanca göre verilir. En az ödül ve mükafat alacak kişi Allah'a bir ilah olarak inanan kişidir. Buradan imanda en büyük olan kişi farklı. O halde Allah'a salat etmesi. Nedenle günlere karşı nedir demiş. Başka bir ayette ise Rahman arş üstüne istiva etti. Arş bütün kapsamı içine giren bütün var olanlardır. Benim rahmetim her şeyi kapladığı gibi arşı da her şeyi kaplamaktadır. Cehennem ve içindekiler de eşyadandır. Rahmet ise var olan her şeye yayılır. Öyleyse hakkın salatı yani her varlığa ulaşmak. Yaratılmışlar hayali suretlerdir. Hareket ettiren hak. Onlar adına konuşan yine haktır. Bu halde onlar iradelerinin dışında kudret aktığı çekip çevrilen şeylerdir. Onlar sabit iken sinirlenenler, var olma hallerinde de yok olanlardır. Onlar kan konuşanlar, şehitlerin canlı olması gibidir. Gözün görmediğini görür. Öyleyse hakkın salat etmesi, onun yaratıklarına genel olarak rahmet. Dolayısıyla bu salat tam kılınmış bir namaz. Allah şöyle der, her şey yaratılış. Rahmet de bir şeydir. Onun yaratılması ise her şeyi kapsayacak şekilde genelleştirilir. Aynı şekilde meleklerin salatı da tam yaratılışa sahip. Onlar daha önce zikredildiği gibi tövbekarlara dua ederler. Aynı zamanda onları günahlardan koru. Böylece namazları genel olmuştur. Öyleyse farklı ihtimalle her türlü ifade eden ya da ağır olanlar her durumda hiç meleklerin yanıma talep edilir.